geldin. Hoş bulduk. İyi misiniz? Sağ olun şimdi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şey düştü gibi. Nasılsın kardeşim? İyi misin? İyi. Sanırım şöyle. Ben de var. Sağ olun. İstihdam belgesi listemiz var. Seni seviyoruz, sizleri seviyoruz, hepinizi seviyoruz. Sizler de bizlerin bir parçasısınız. Yani de hepimiz ayrım yapmadan engelli, engelsiz diye bir şey koymamak lazım. Hepimiz bu halkın bireyleriyiz netice olarak. Sayın Başbakan'ın geçen gün bir açıklaması oldu. Daha da alacağım şeklinde bir açıklaması oldu. Bunu biz tabii ki bir iyi niyet olarak kabul ediyoruz. Bu açıklamayı Sayın Başbakan'ın demek ki bir niyeti vardır. Bu konuyla ilgili hükümetin bir ilgi alakası vardır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın da bir gayreti var. Çok uzun yıllardır engelsiz yaşam evi atıl durumundaydı. Oraları adeta bakımsız olmuştu. Evet. Çünkü yerini ben de çok iyi biliyorum. Zaman zaman da oradan geçerken dikkat de ediyorum. Bu yer niye böyle kaldı? 8-10 senedir böyle atılı vaziyette kaldı. Bir an önce bitirilse şeklinde. İşte dün orada bir etkinlik düzenlendi ve açıklamalar yapıldı. Ağustos ayı içerisinde tamamlanacağı ifade edildi. Ağustos mu, Temmuz mu? Ağustos mu? 4 ay dedi efendim. 120 gün. 120 gün yani yaklaşık Ağustos bilemedin. Eylül'e taşar mı bilemiyorum. Eylül, Ağustos, Eylül birbirine yakın zaten. Tamamlanacağını söyledi ama sizin söylediğiniz tabii ki oradaki yataklı kısmı 40'dan 32'ye indi, 32'den 28'e indi. Ben tabii ki oradaki konuya vakıf değilim. Evet. Acaba orada yönetsel kısmı mı, idari kısmı mı vardır da bazı odaları buraya ayırdılar? Başka bir amaç mı vardır? Onu bilemiyorum. Dolayısıyla sizin söylediklerinizi tabii ki ilgili bakan da işitiyor. Evet. Biz onunla da bu konuyu pazartesi günü görüşebiliriz, konuşabiliriz. Evet. Kendisine sizin söylediklerinizi ileteceğiz. Mutlaka kendisi de bunları dikkate alır veya bize bir cevap verir diye düşünüyorum. Yani siz halkımızın neticede bireylerisiniz, farklı değilsiniz. Yani evet. Vatandaş arasında devlet ayıramaz, bu engellidir, bu engelsizdir. Zaten ayıramaz. Dolayısıyla bir bütünün içerisindeyiz hepimiz de. Dolayısıyla sizlerin sıkıntılarına daha fazla hassasiyet gösterilmesi gerekir. İnsancıl olarak daha fazla destek verilmesi gerekir. İnsani bir durumda vardır neticede engelli olunca. Dolayısıyla hükümet bu konuyu daha fazla irdelemeli, ele almalı, değerlendirme yapmalıdır diye ifade etmek istiyorum. Yani gönlümüz, kalbimiz sizinledir. İnşallah hükümetimizin üyelerine de gerekli sözleri söyleriz. Sizin verdiğiniz bu mektupları da bir milletvekillerimize ileteceğiz. Cumhuriyet evet. Meclisi olarak ileteceğiz. Çok teşekkürler. Bizler için çok değerli. Evet, sağ olun.